Onun vücudunda kaç tanesiniz şu anda? 7. 7 tane cin onun vücudunda kalıyorsunuz, öyle mi? İçinizde bir tane lider var, doğru mu? Lideriniz kafir. Ama şu an benim okuduğum ayetlerden dolayı korkudan tir tir titriyor mu orada? Doğru mu? Ama şu an Müslüman olanlar konuşuyor. Doğru mu? Onun beyninden uyuttunuz. Sinirlerini kontrol ederek ve benimle konuşuyorsunuz şu an, öyle mi? Peki 30 yıldır onun vücudundasınız. Onun vücuduna girme nedeninizi söyler misiniz? Küçük kanka, korktum. Korktuğunda mı girdiniz? Evet. Korkusundan dolayı mı vücuduna yerleştirdiniz? Evet. Peki. Beni tanıyor musunuz? Tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Yakın. Yakından tanıyorsunuz. Peki ben ne yapıyorum? Annem konuşuyorsunuz. Şu anda konuşuyorum. Evet. Cinleri öldürdüğümü biliyor musunuz? Öldürüyorum. Neden öldürüyorum cinleri? Zarar veriyorlar. İnsanlara zarar veriyorlar. Şu an sizin onun vücudunda ona zarar verdiğiniz gibi mi? Evet. Siz Müslüman mısınız? Evet. Kaç taneniz Müslüman onun vücudunda? Evet. 4 tane. 3 tanesi kafir. Evet. Peki şu an kafir olanlar Müslüman olmak istiyor mu? Evet. İstiyorlar mı? Peki kafir olanlara soruyorum. Onların verdiği cevapları bana cevap verecek, ileteceksiniz, tamam mı? Tamam, evet. Allah'ı neden inkar ediyorsunuz? Şeytan. Şeytana uyuyorsunuz. Okunan ayetlerle beraber Allah'ın varlığı konusunda ikna oldunuz mu? Yoksa korkudan mı Müslüman olmak istiyorsunuz? Müslüman olmak istemiyorsanız siz zorla Müslüman yapmayacağımı ve göndereceğimi biliyorsunuz, değil mi? Evet, biliyorum. Biliyorsunuz. Kendi özgür iradenizle onun vücudunda kalan 3 tane kafir cin sırayla kelime-i şehadeti getirip Müslüman olmanız konusunda sizi davet ediyorum. Kabul ediyor musunuz? Sırayla kelime-i şehadet getirir misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sırayla dedim. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu abduhu ve resuluhu. Diğer arkadaşını da getirsin. Evet, dinliyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Ve eşhedü enne abduhu ve eşhedü enne Muhammeden Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah İslamiyetinizi kabul etsin. Amin. Peki. Şimdi sırayla bana yaşlarınızı söyleyeceksiniz. 45. Diğeri. 46. Diğeri. Diğeri 38. 38. Diğeri. Diğeri 10, 12. Küçük çocuk da var aranızda o zaman. Öyle mi? Diğeri. Diğeri 12, 7, 6.
7 yaş. Bir tane de 7 yaşında. Evet. Onlar da yeni mi esir alıp soktunuz vücuduna? Evet. Peki. Şu an etrafınızda onun vücudunda konuşmanız için benim çizdiğim dairenin içine giremeyen kaç tane kafircim var? Yani toplam. Evet. Toplam 600. 600 civar falan. 600-700 tane kafir cin şu an burada toplandı mı? Açık oturum mu yapıyorlar? Evet. Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun. Rabbus semavati vel aradîn. Şu an ne yapıyorlar? Çekiyorlar. Kaçtılar mı? Neden korkuyorlar? İnkar ettikleri bir Allah'ın ayetlerinden. Evet. Demek ki Allah var. Öyle değil mi? Evet. Yedi kat semavatın üzerinde Sidretül Müntaha'da bütün kainatı idare eden bir güç ve kudretten nereye saklanabilirler? Hiçbir yere saklanmaz. Şeytanları onlara cehennemden başka bir yer vaat ediyor mu? Halidine fîhe ebede. Ondan başka gidecekleri bir mekan var mı? Var mı? Yok. Yok. Bana soru sor. İslam hakkında dilediğiniz soruyu sorun. Bekliyorum. Ne gibi? İstediğiniz bir soruyu sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz. Öğrenmek istediğiniz. Dini konuda. Evet. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Şu anda yok. Şu an diyor. Şu an ne yapmak istiyorsunuz? Şu anda her şey Allah yolunda işte. Dini yani. Yasta. İslamiyet'i yaşamak istiyorsunuz, tabii, öyle mi? Yaşamak istiyorum. Bu vücutta kalmak istiyor musunuz? Hayır. Ne yapmak istiyorsunuz? Çıkmak mı istiyorsunuz? Evet. Çıkmak istiyorsunuz. Demin sorduğum soruyu size de soruyorum. Şu an dünya üzerinde yaşayan insanların yüzde kaçında musallat var? Dünya üzerinde yüzde yaklaşık 50 civarı falan. Doğruyu söyle. Çarparım. Öyle. Yüzde yani 60-70. 70. Peki, cinlerin insan vücuduna musallatların en büyük nedeni nedir? İnsanları bir şey yapmak yani kötü yollara saptırmak. Şeytana hizmet etmek mi? Şeytana hizmet etmek. Evet. Şeytana uydurmak. Benim ismimi daha önceden duydunuz mu? Hayır. Hiç duymadınız. Duymadım. Padişahınız benim hakkımda ne düşünüyor? Şu anda. Evet. Bir şey düşünmüyor. Bir şey düşünmüyor. Peki kafir olanlar İfrit soyundan geleniniz hangisi? Lider soyundan gelen. İsim var. Evet. İsim var. Tek tek bana isimlerinizi sayın. Nuri. Nuri. Evet.
Sakın yalan söylemeyin. Ramazan. Evet. Sakın yalan söylemeyin. Dursun. Dursun. Diğerleri. Müslüman olanlar bunlar. Bir tane daha sayacaksınız. Yalan söylemeyin. Musa. Musa. Kafir olanların isimlerini sayın. Ben isimle yakmam, merak etmeyin. Hasan. Hasan. Ali. Ali. Yusuf. Yusuf. Peki 30 yıldır hepiniz de onun vücudunda mısınız? Evet. 12 yaşındasın, nasıl 30 yıldır vücudunda olabilir? Sonradan azınlıkla başladı. Sonradan arttı. Sonradan arttı. İlk onun vücudunda giren hanginiz? Kafir olan. Kafir. Şu an Müslüman ama. Peki ilk girene sesleniyorum. Ali. Ali. Peki Ali, baban kaç yaşında? 100. Baban 100 yaşında. Kaç kardeşsiniz Ali? 2. 2 kardeşsiniz. Diğer kardeşin de gayrimüslim miydi? Evet. Arapçayı ana diliniz gibi konuşuyor musunuz? Konuşuyoruz. Bana Arapça güzel bir söz söyler misin? Müslümanım. Arapça bir cümle söyle bana. Şu an aklıma gelmiyor. Arapça bir cümle söyle. Arapça bana adımı sor. Sor. Rahim. Rabiyo. Rabiyo. Bir kez daha. Rabiyo. Arapça benim adım Ali'di. Arapça. Evet. Nabihu Vestal. Peki. Kafirlerin padişahının ismini söyleyebilir misin? Zor bir soru mu? Biraz zor. Neden? Söylersem ne olur? Padişahların? Kafirlerin şu anki padişahının ismini söyleyebilir misin? O bu konuda sakın yalan söyleme. İbrahim. Kafirlerin padişahı. Evet. Süleyman Aleyhisselam'ı duydunuz mu? Duydum. Duydunuz. Nereden duydunuz? Ağızdan ağzı. Bir yerden ses geldi. Duydum. Duydunuz. Cinlere komuta ettiğini ve saraylar yaptırdığını biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Evet. İfrit ve lider soylarını hapishanelerde hapsettiğini biliyor musunuz? Bunu bilmiyorum. Bermuda'yı duydunuz mu? Hayır. Bermuda şeytan üçgenini duydunuz mu? Hayır. Araştırın şu an. Bermuda şeytan üçgeni duydunuz mu? Bermuda şeytan üçgeni, evet. Üçgeni. Oraya giren gemilerin yok olduğunu, kaybolduğunu duydunuz mu? Duydum. Duydunuz. Bunun nedenini biliyor musunuz? Hayır.
biliyorsunuz. Öğrenin, neden nedir? Evet. Eğer cinlere evet yardım ettikleri evet şeytan da cinleri yönlendirdiği için oraya hapsedilenler mi var? Evet. Kafir cinler mi hapsedilmiş o alana? Evet, kafir cinler. O alana giren insanlar çarpılıyor veya ölüyor mu? Ölüyor. Çok güçlü bir alan mı var orada? Tabii orada bir ordu var. Bir ordu var. En ifritleri mi orada? Şey, tabii. Peki, kaç çeşit cin vardır? Cin... 3 çeşit de olabiliyor. Söyle çeşitleri, say. Cinler evet. Küçüktür. Küçük evet. Gözüküyor. Evet. Kiması küçük yani aynı bir maymuna benzeyen olur oluyor. Maymuna benzeyen çeşitler var evet. Köpeğe benziyor. Köpeğe benzeyenler var evet. Kedi işte vesaire böyle. Bana ayak yapma. Alo. Onlar girdiği suretleri sormuyorum ben sana. Evet. Kaç çeşit diyorum sana? 3. Say. Kadın. Evet. Erkek. Evet. Birisini hatırlayamam şu an. Karada yaşayanlarla denizde yaşayanlar farklı mıdır? Farklı. Yapı olarak. Karada yaşayan yapı aynı. Aynı yapı. Aynı. Toprağın altında ilerleyebiliyor musunuz? Hayır. Ama görebiliyorsunuz. Evet. Dünyadaki büyük altın hazinelerinin bekçiliğini kim yapar? Cinler. Cinler yapar. Sizin bildiğiniz var mı? Cin olarak. Evet. Yok. Niye yalan söylüyorsun? Cin olarak yani hazineyi bildiğin. Evet. Hazine yerini yani. Evet. Onu biliyorum. Biliyor musun? Bana tarif edebilir misin? Yerini mi? Evet. Yeri uzak buraya, Devrek. Devrek'te. Devreğin neresinde? Köy. Tabaklar. Devrek Tabaklar Köyü. Evet. Bir kalem kağıt yazsanız oraya. Devrek Tabaklar Köyü. Tabaklar Köyü'nün neresinde? Merkezin üstü. Merkezin üstü. Çevre olarak yazmanıza gerek yok. Tamam. Çevre olarak neresi tarif et? Çevre olarak köy bizim köy. Tabaklar Köyü'nün üzerinde. Üzerinde. Yerini bana tarif et. Yeri postane, mezarlık, Türk mezarlığı. Postaneye yakın mı? Yakın sayılır. Türk mezarlığı var orada bir tane. Evet. Müslüman mezarlığı. İşte mezarlık. Hala o mezarlık kullanılıyor mu? İsmi ne mezarlığın? Çıvaklar Mezarlığı diye geçiyor. Ne mezarlığı? Çıvaklar. Çıvaklar Mezarlığı. Türbe vardı bayanların yanında. Ne var? Türbe. Nerede? Bir tarafında yığma. Yığma var. Türbenin karşısında mı yığma var? Türbe. Tabii. Karşılık yani bir 500 metre civarı falan. Evet. Tarif et yerini. Mezarlığa girdik. Mezarlığa girdik. Evet. Yola yakın yani. Mezarlıktan yolun tam ortası. Yanında ne var? Ev var. Evin ne kadar yakınında? Tek bir ev mi var orada? Tek. Şu anda çift ama bir tanesi biraz oturulmuyor. Yok tamam şu anda çift yeni yapıldı bir yerin ev tamam. Eski yapılan eski evin yanında mı? Yok yeni. Yeni yapılan eve ne kadar yakın? 15 20 metre civarı falan yok böyle işte 15 metre yakınında. Tam olarak yanında ne var? Tam yanında. Evet.
Türk mezarlığı var zaten çok yakın çok yani zaten ne bileyim mezarlıkla kafa kafa yani. Şimdi Yani evin ölüler önünden, onu yeni yapılan yerin evin önünden ne tarafa gidiyorsun? Yol boyu mu gidiyorsun? yol boyu yol, zaten Peki yollar tam hazinenin olduğu yerde ağaç var mı? ağaç var. Kaç tane ağaç var? Burada şu anda daha önce yoktu da şu anda fazlalaştı var. Kaç tane ağaç var? Yani diyelim sadece hazine olur yakında bir ağaç var. Hazinenin olduğu yere yakında bir tane ağaç mı? Bir tabii bir ağaç var. Ağacın tam dibinde mi? Tam dibinde yani derken şimdi 1 metre falan geçebiliyor bazen. Peki Ama ağaçla evin arasında mı? çok tehlikeli bir yer. Ağaçla evin arası mı? Yok. Ağaçla evin arası değil. Diğer tarafta. Tabii ağaca yakın. Mezarlıkla bu. Mezarlıkla ağacın Yolla arasında. mezarlığın arasında. Yolla mezarlığın arasında ağacın 1 metre ilerisinde. Yani 1 metre civar yakın. Yolun kenarında böyle tam olarak. Peki tehlikeli bir yer mi? Çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Göz önü. Göz önü, evet. Evet. Sonra. Çünkü Kaç metre derinde? derin olarak yaklaşık 1.50, 1.60 falan ama o kadar yoktur daha önceki. Orada bir toprak, tarihten atılma toprak var daha önce. Peki ne var orada tam olarak? Şu anda Altın mı var? öyle oluyor altın var çünkü Küp çoktan beri mü? bu. Burada küp de olabilir veya şey ne diyorlar ona? Külçe de olabilir. Şu an orayı görebiliyor musun buradan? Yani zaten kafamın içinde şu anda orası. Görebiliyorsun. Tabii. Peki orada bekçilik yapan cinler var mı nezaret eden? Var var. Lider mi? Tabii ki zarar veriyorlar. Peki ben istersem çıkarabilir miyim oradan? Çıkarabilirsiniz, üzerine durursunuz. Bana zarar verebilirler mi? Belki veremezler size zarar. Verselerdi zaten her saniye verirlerdi. Doğru mu? Yani doğru. Peki. Yerini değiştirme şansları yok. Yok. Yalnız orada çalışma anında her an müdahale edebiliyorlar. Peki başka bilenler de mi var orayı? Başka bilenler 1,5 metre var. derinde yani çok fazla değil. Çok. Bilen var ama cesaret edip oraya yaklaşamıyorlar. Cinlerden mi korkuyorlar? Hem cinden korkuyorlar, mezarlık hem yanında bir ev olduğundan dolayı çünkü ev ile o mezarlığın arasında bir yol var. Evle mezarlık arasında Tek yol var. yol var. Zaten Evet. yolun bir kenarı oluyor. Yani Şimdi yolun evden doğru gidiyoruz yol boyu. evet Mezarlıktan taraftaki ağacın dibinde mi? tabii. Evden kaç metre gittiğimizde? Evden oranın arasında yaklaşık eve yakın olarak. Eve yakınlığı kaç metre? Eve yakınlığı tam hedef karşısı olarak da Evin sağ tarafında mı? batıdan gidersen Nereden? batı kısmından girersen Evet. evin sol tarafı. Anladım. Doğudan gelirsen sağ tarafında. Doğudan gelirseniz sol tarafında. Sağ tarafında. Sağ Doğudan tarafı. git tabii. Sağ tarafında. Peki. Çok paracı bir hocaya benziyor muyum? Yok. Hiç işim olmaz. Peki sana dürüstçe söyleyeyim. Gerçekten dürüstçe mi söyledim? Vallahi bak. Peki sana inanıyorum. Peki yoruldunuz mu şu an benimle konuşurken? Tabii ki biraz. Yoruldunuz ama güçlüsünüz yani. Gençsiniz daha. Bir güreş Yok. yapar mısınız benimle? Yok. Yenemez misiniz beni? Yok yok mümkün değil. Peki size ben böyle dokunduğumda ne hissediyorsunuz? Evet, dokunuyor bir ağırlık. Evet. Fazla da değil ama sıcaklık, ağırlık. Müslüman olduğunuz için çok fazla hissetmiyorsunuz. Evet.
Peki bu tılsımı taktığında neden vücuda giremiyorsunuz siz de? Biliyor musunuz giremediğinizi? Daha denemediniz. Hayır, nasıl ya? Ben mesela şimdi vücudumda bir tılsım takıyorum. Yani? Ve bu tılsımı taktığımda normalde vücuda giremiyorsunuz, doğru mu? Neden giremiyorsunuz? Biraz zor oluyor, engelli oluyor yani. Neden engelli oluyor? Bazen şeylerden işte dolayı yani böyle. Neden dolayı? Köyün ismi neydi? Bizim mi? Evet. Tabaklar. Tabaklar. Orada mı yaşıyordunuz? Tabii. Aşağı yukarı orada 30 yılım geçti. Orada mı girdiniz bunun vücuduna? Hı. Peki. Çünkü ben o işin üzerine çok giderdim. Anladım. Cin olmak mı güzel, insan olmak mı? İnsan olmak güzel diyorum sana. İnsan. Peki sen bir cin olarak insan olmaya özeniyor musun? Hayır. Neden? Zarar. Zarar veriyor çünkü. Sen bir cin misin, insan mısın? İnsanım. İnsansın. Şu an kendin mi konuşuyorsun abi, yoksa bir cin mi konuşuyor vücudunda? Kendim konuşmaya başladım. Şu an kendine döndüm biraz. Ha, Uyandın mı? uyandım da yani gözlerim biraz ağır yani. Ne konuştuğunu da bilmiyorsun, değil mi? Günaydın. Kapat gözlerini tekrar. Evet, son bir konuşma yapacağım ve sizi göndereceğim. Tekrar devreye girin arkadaşlar. Tekrar devreye girin. Evet, hazır mısınız? Hazır mısınız? Niye bıraktınız bir an beynini onun? Yoruldunuz mu? Yorulduğunuz için mi? Evet. Müslüman cinlerin padişahı. Şu an burada Müslüman olan arkadaşlarımızı emniyetli bir şekilde bu vücuttan alıp kendi aranıza dahil etmenizi istiyorum. Lütfen icabet eder misiniz? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Evet arkadaşlar, geliyorlar mı, yoldalar mı? Dinliyorum. Yoldalar, çıktılar. Buradan onları görebiliyor musunuz? Görüyorum. Dünyanın etrafını kaç saniyede dolaşıyorsun? Söyle bakayım bana. Ne etrafına? Evet. 10 saniye dolaşıyorum. Sen biraz yavaşsın. 3 saniyede dolaşanlar yalan mı söylüyorlar? Yavaş, yavaş, yavaş. Sen yavaş gezmeyi mi seviyorsun? Evet. Sen süpersin ya. Vallahi. Peki. Allah beni güldürdün. Allah senin kalbini İslam'a musahhar eylesin. Amin. Geldiler mi askerler? Amin. Geldiler mi? Kaç tane geldi? 5 tane var. 5 tane geldi. Üzerinde ne renk giysiler var? Mavi. Mavi renk. Peki Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin. Cenab-ı Hak sizi muhafaza eylesin. Amin. Sol el parmaklarından vücudundan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Allah selamet versin. Var mı bir Amin. isteğiniz? Yok. Peki hadi Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sol elinde bir uyuşma hissediyor musun abi? Var. Tamam. Elini oynatma, kalsın öyle. Demin bir daha uykuya mı dalmışsın? Nasıl? Uykuya mı dalmışsın? Uyuyamadım. Uyuyordum da yani. Yani bu Az mı şeyler uyudun? daha güzel uyusam iyi olacaktı aslında. Az mı uyudun? Yeter. Yani uykumu aldım aşağıya. Peki konuştuğun şeylerin hatırlayabiliyor musun?
Benle bir şey konuştun mu? Biraz hatırlıyorum. Neyi hatırlıyorsun mesela? Hiç Tabaklar Köyü'nden bahsettin mi bana? Ettim. Ne dedin? Cin davaları falan işte. Din davaları falan ama bir şey de hatırlayamıyorsun. Cin mezarlık. Evet. Ne varmış mezarlıkta? Altın var orada. Sen nereden biliyorsun? Ben çünkü benim cinler söyledi. Sen de duydun mu söylerken peki? Bilinci altından konuştuklarını duyabiliyor musun? Çocukluğumda söyledi. Çocukluğunda da söyler miydi? Çocukluğumda söylerdi. Duyabiliyordun yani. Duymaz mı? Tabii. Peki şu an konuştular mı senin vücudunda? Hissettin mi onu? Evet. Çünkü sebebi olan da bunlar yani şu an. Şu an sol elinden çıkıyorlar mı? Hissediyor musun bir şey? Böyle bir enerjinin sol omzundan doğru böyle ayrıldığını evet, hissedebiliyor musun? Evet. Ama vücudun rahatlıyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş arkadaşlar terk edebilirsiniz. Şu an ne hissediyorsun? Şu an iyiyim Allah aşkına. Böyle omzundan büyük kalkmış gibi, kafanın içi boşalmış gibi falan hissediyor musun? Şu omzun fazla şey yani daha böyle basmış. Elini koy oraya, daha çıkıyorlar. Sol elini koy oraya. Bayağı bir dinlendin ama değil mi? Hiçbir istirahat ihtiyacım vardı. Allah sen de hayat yormuş seni. Şartın kaymış Allah. Ne yapalım ya? Dünya işte. Gülseren. Bak bakayım bana. Uyudu mu? Ne yapıyorsun kız? İyi misin? Bomba gibiyim de bakayım. Söyle bakayım. Var mı başta ağrı? Size var mı? Benim mi? Hayır. He. Ne hissediyorsun şu an? Çok rahat hissediyorum. Hadi bakalım bir şey olsun. Çok rahatım. Çok omzundan şöyle bir ton yük kalkmış gibi hissediyor musun? İşte, tabii. Çok rahatladın ama değil mi? Sanki bir şey seni sanki böyle sıkıyormuş gibi mi hissediyordun sürekli? Vuruyordu ara sıra ya. Kalbine mi vuruyordu daha çok? Kızım bir gırcalaşım oluyor böyle. Hmm. Değil mi böyle? Yani işte sıra ne oluyor?